keşke. Balım, keşke krep de yapsaydın ya. Ay Şulim, Allah aşkına. Kayseri köy kahvaltısı veriyoruz. Sen hangi Kayseri'nin köyünde krep gördün ki? Sonra sorarlarsa hangi köy diyeceğiz biz onlara? Kadıköy deriz. Ah, bayıl git. Buyurun. Günaydın. Ay, günaydın. Kahvaltı için gelmiştim. Tabii, buyurun. Şöyle alalım. Teşekkürler. Köy kahvaltısı mı istersiniz, normal kahvaltı mı olsun? Celal Bey'in yeri değil mi burası? Evet, babamın dükkanı. Arkadaşı falan mısınız? Yok, hayır. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim de o yüzden sordum. Hayırdır ya? Ha? Demir? Ayşol, nereye gidiyorsunuz? Aa. Ayşen, şu sarışı da mı? Yok, öteki... Şey, arkadaşım Celal Bey kızlarıyla işletiyor demişti de o yüzden sordum. Kim ki bu arkadaş ya? Allah Allah. Ben de kızıyım, yetmez mi? Bir de Şüphim var, o da koca. Siz menüye bakın, biz geleceğiz. Gel Şüphim. Celal. Bu kadın sana niye gözlerini dikmiş bakıyor? Bana mı bakıyor? Ha, sana bakıyor. Ne bileyim ben ya. Dur dur, sen nereye gidiyorsun? Bir dur. Şöyle. Ne oldu? Gel. Ne oldu anne? Kim bu kadın? Hı? Buralardan mı? Ne bileyim ben ayol. Muhtar mıyım ben? Aday olsan kazanırsın Süheyla. Kim, nerede, ne yapıyor? Hepsi sende. Hiç mi tanıdık gelmiyor sana? Dur bakayım. Yok anne, veri tabanımda bu kadınla alakalı görsel ve işitsel herhangi bir bulgu bulunmadı. Senin veri tabanında. Ya Peri ya, Allah'ını seversen ya. Müşteri gelmiş, oturmuş. Bir kötülüğünü mü gördü ki kız şeceresini çıkarsın? Ne diyorsun sen ya? Sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Kadını savunmak sana mı düştü? Ya ne savunacağım ben tanımadığım insanı ya? Bana bak, atladın hemen ama. Allah Allah. Gözdeliği yiyor, fark etmedin mi sanıyorsun? Aa, kadın dükkana geldiğinde burası Celal Bey'in yeri değil mi dedi? Bak, bak. Celal Bey'in yeri ha? Anne, bu kadının buraya gelmesiyle ilgili benim bir fikrim var. Bu kadın birimizin peşinde. Kimin? Gayet açık değil mi? Nasıl yani? Hareketlere bakın. Bu kadın birimizi gözüne kestirmiş. Seri katil bu kadın. Seri katil mi? Şşt. Hı. Hareketlere bakın. Ya da ajan. Ha oğlum, karar ver. Hem seri katil hem ajan olur mu? İkisi farklı şeyler. Ya birini ya ötekisi olur mu hiç? Hareketlere bakın. Reçel bıçağını nasıl tutuyor? Seri katillerin tipik özelliği. Nasıl? Ya sıradan birisiymiş gibi davranıyor. Akbil basan herhangi bir vatandaş gibi. Şüphe çekmiyor. Bu da ajanların gizli özelliği. Buldum. Kadın seri ajan. Hadi git. Şimdi adamın asabını bul. Abuk subuk konuşup biz de gaza getirme be. Nesi var kadının şimdi? Allah Allah. Öyle masum, böyle zarafet bir kadın işte. Zarafet mi? Evet. Öyle zarafet denmez mi? Hani böyle nalin, asil, böyle kuğu gibi. Kuğu gibi? Vay. Kendin baksana ya Peri. Ne bakacağım be? Ne bakacağım? Sen zaten yeterince bakmışsın. O da maşallah gözlerini sizden alamıyor. Buldum işte bu. Ne? Bu kadın aşık. Seri aşık hem de. Aşık mı? Onu nereden anladın Şüphim? Hareketlere bakın. Tam bir aşık kadın. Reçel bıçağını nasıl tutuyor bak. Ya ulan ne reçel bıçağıymış be? Az önce de seri katil diyordun. Şişt. Aşk da bir cinayettir baba. Gözlerinle kalbinden vurur. Katilin kim olduğunu bir tek sen bilirsin. Onun için ölürsün. Ölürsün. Şüphim. Şişt. Reçel bıçağını deşerim ikinizle. Ya tamam bu bir şey. Bence de aşık gibi görünüyor.
Hem de saplantılı aşık. Ay bak çok iyi. Ay Allah'ım ya Perihan, hadi bunlar zevzek. Sen bari aklı başında bir cümle kur ya kadın ya. İş var benim ya. Ne işin olacak senin? Celal Bey merhaba. Ayva reçeliniz muhteşem olmuş. Siz mi yaptınız? Ben yaptım efendim. Karısı olarak. Kendisi sadece ayvayı yemesini bilir. Anne. Afiyet olsun efendim. Şişt. Perihan, ne yapıyorsun sen milletin ortasında? Müşteri var ya. Bak ya çok gerginim zaten, üstüme gelme. Bu kadını nereden tanıyorsun baba? Efendim? Ya Celal Allah aşkına, bu anlamıyor numaraları falan. Ya hiç yakışıyor yok sana ya. Koskoca adamsın be. Koskoca adamsın. Kadın adını söyledi, adını. Demek ki tanışmışsınız. Allah Allah. Yahu tanışmadığım bir kadını ben nasıl tanıyabilirim? Tanışınca tanımadığın kadın da olmuyor Celal. Allah Allah. Yahu ben kimseyle tanışmadım.